Hayır. Sadece ve sadece Türkiye demokrasiye geçtiğinden beri kaç defa seçim yapıldıysa yenisi yapılacak. Biz diyoruz ki 21 yıldır güzel işler de yaptınız ama artık güç, daha fazla güç sizi zehirledi. Hiçbir şey yapamaz hale geldiniz. Ve hele son 2-3 yıldır bu çekilen ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de yaşananlar, mülteci deposu olduk, uyuşturucu 10 yaşına indi, pahalılık, açlık derken son zamanlarda yaptığınız bütün çalışmalar maalesef sonuç vermedi. Ekonomik olarak yapacak bir şeyiniz kalmadı. Sürekli olarak ya Merkez Bankası başkanını değiştiriyorsunuz ya ekonomi bakanını değiştiriyorsunuz. Bakıyorsunuz onlar da yapamıyor. Eskisini çağırıyorsunuz. O da ben gelmem. Ben size laf anlatamıyorum diyor. Dolayısıyla yapacağınız vaatlerin, vereceğiniz sözlerin artık bir hükmü kalmadı. Bu nedenle seçime gidiyoruz. Tam böyle derken pespaye bir cümle. Bunlar bize seçimde darbe yapacaklar. Allah Allah. Yuh yok. Bakırız. Sevgili Manisalılar, her yerde söylüyorum. Bizim ağzımızdan böcek çıkmayacak. Böyle kötü kelimeleri konuşmayacağız. Nefret dili yok, sevgi dili hakim olacak. Ben de diyorum ki o Sayın Bakan'a, ne darbesi? Bizim bir tek gayemiz var, sizi hükümetten indirip biz idare edeceğiz. Bunda daha doğal bir şey var mı? Seçime niye giriyoruz? Madem öyle sizi devirmeyeceksek, yerine de biz geçmeyeceksek seçime niye gidiyoruz? O zaman seçim yapmayalım. Ama ben bunları bilirim. 2019'da da böyle yaptılar. Seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Bunların demokrasi anlayışı o. 2019'da seçimlere girdik. Anketler çıkmaya başlayınca işler değişti. Baktılar ki seçimi kaybedecek. Şimdiki gibi tüm tuşlara bastılar. Yaymaya başladılar. İşçilerin hepsini çıkaracaklar. Yaymaya başladılar. Sosyal yardımları kesecekler. Şimdi de Türkiye çapında Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımları kesecek diye yayıyorlar. Her yerde kamudaki memurları çıkaracak. Aman bize oy verin diyorlar. O yetmiyor. Bin bir türlü iftira. Neyse Ankara halkı bunları dinlemedi. Arkasından dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı, ya dedi küçücük bir ilçenin belediye başkanı, kalkıp da kocaman Ankara'yı nasıl yönetecek? Çünkü AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanları herhalde hep anasından belediye başkanı doğdu. Aynen öyle. Neyse biz iş başına geldik. Gelir gelmez israfı bitirdik. Diyorlar ki ilk ay 50 milyon lira işçi maaşından eksik var. Nereden ödeyeceksin diyorlar. Böyle korkutuyorlar. Biz olmazsak işçiler maaşını alamaz diyorlar. Anında açık ihalelere başladık. 3500 tane ihaleyi bugün YouTube'da görebilirsiniz. Kim hangi ihaleye girmiş, neyi almış? Onu benim torunlarım da görecek, onun torunları da görecek. Ne yapmış dedeleri, nasıl ihale yapmış? 2015 yılında 80 liraya yaptığı ihaleyi böyle açık ihale yapınca 25 liraya yaptık. Tasarruf ettik ve sonuçta yönetemez dedikleri belediyeden tam 5 milyar seçime girerken koşturup faizli bankalardan faizli parayı çekip müteahhitlere verdiği paralar dahil tam eski parayla 5 katrilyon borçlarını ödedik. Yetmedi. Bununla kalmadı. Şimdi Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğunda onun da belediye meclisinde meclis üyesi azdı. Bizim de az. Fakat topal ördek dendi bize. Biz şunu bekledik. Bakın. 31 Mart 2019 Türkiye seçimini yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşması yapıyor. Biz şunu bekledik. Sevgili milletim, bugün 1400 civarındaki belediyede serbest seçimler yapıldı. Halkımız iradesini serbestçe kullandı ve seçimlerin sonuna geldik. Şimdi bize düşen bundan sonra iktidar muhalefet demeden hep birlikte beldelerimiz için çalışmamız gerekiyor sözünü bekliyorduk.
ama topal ördek olduk. 8 Nisan'da görev aldım. 28 Nisan'da bir kararname çıktı. Bizleri çalıştırmamak için. Bizden önceki belediye başkanı beceremediği için metroları vermiş Ulaştırma Bakanlığı'na. Ulaştırma Bakanlığı da belediyeye devretmiş, diyor ki bilet gelirinden bu parayı tahsil edeceğiz. Belki 15 yıl, belki 20 yıl. 28 yılında bir kararname, bütçe belediyeye gelen paranın yani bütçenin %5'i tahsil edilecek. 4 yıl boyunca benden kesilmesi gereken veya biz kazanmasaydık değişmeyecekti para sadece 80 milyon. Bizden kesilen para 1 katrilyon 700 trilyon. Çalışamasın diye. Ne oldu? Çalışıyoruz işte. Ne yaparsanız yapın çalışıyoruz. Biz zaten iş başına gelirken sizin bu engellemelerinizi göze alarak geldik. Hiç şikayet etmeden 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çatır çatır çalışıyor. Yetmedi. Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülünü kazandım. O yetmedi. Uluslararası Şeffaflık Ödülünü kazandım. O yönetemez dedikleri insan. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Bunlara iş koyun verin güdemezler diyorlar. Kendileri çok iyi yapıyor ya. Onlardan başka kimse bir şey yapamaz. Görmediydi ki Ankara 25 yıldır bir başkasını. İlk defa fırsat buldu. Biz de işte bu fırsatı değerlendiriyor ve yaptığımız çalışmalarla Ankara halkının gönlüne giriyor. Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir Ankara başkent yapmak için uğraşıyoruz.